Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Biz eşimle birlikte, çocuklarla birlikte bir hava almaya çıktık. Bir çay bahçesine geldik. Aslında buraları bilmiyoruz ama oğlum biz çay bahçesine otururken inek sesi duydu. Anne illa oraya gidelim dedi. Anne korkma, bak inekleri görmek istedin, getirdim seni, git. Geç anneciğim, geç, bak bak. Geç. İnekle de tanıştın Kürşat. Git. Biraz korkusunu yensin diye öyle sen önden git diyorum ama elini tutuyorum tabii ki. Gidecek misin? Ama inekleri görmek istedin orada. Getirdim seni. Gel. Git, oradan git. Git. Gel, ben seni götüreyim. Çık. Çık. Emir. Git. Emir. Git. İleri git. Bak orada var. Burası da labirent gibi. Geç. Bak, buradan kayabilirsin. Bak, buradan kayabilirsin. Gel buradan bir daha gel. Bak oradan bir daha gel. Hastalığım hala geçmedi ama çocuk evde çok sıkıldı. Dedim bir götüreyim, bir açılsın. Efendim. Labirent gibi. Gel. Şuradan var ya, yani çok kişi olmasa burada var ya, şuradan ben bile kaymak istiyorum bu şekilde. Şuradan mesela. Şöyle. Şuradan gerçekten kaymak istiyorum. Geleceğim. Akşamdan bir gün geleceğim. Çok fazla kimse yokken bineceğim buna. Oradan tekrar kay. Oradan korkar mı acaba, bilemedim ki. Anneciğim o biraz büyükler için. Sen şu küçük olandan kay. Gel bak, burada küçük olan var. Gel buradan kay. Gel. Sonra da salıncağa bindireyim seni. Aa, korktun mu? Korkmadın değil mi? Bir daha kayalım dediğine göre korkmadı. Biraz da bilerek bindirdim ki korkusunu yensin diye. Gel. Biraz uzun, bir de kapalı şekilde ya, korkar diye çekindim ama yok, korkmadı. Gel. Gel, bir daha binelim o zaman seni. Gel. Arkadaşlar biz eve geldik. Şu anda öksürüğüm için bir karışım hazırlayacağım, sizinle paylaşmak istedim. Gerçekten öksürüğe çok iyi geliyor. Bu arada videoda da öksürüyorum, kusura bakmayın. Şimdi ocağımın altını yaktım. Bir bardak suyu döküyorum cezveye. Bir tane de zencefil atıyorum içerisine. Bunu kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra içerisine 2 tatlı kaşığı da bal ekleyip süzgeçten geçirip içiyoruz. Boğazlara gerçekten çok iyi geliyor.
öksürüğüm artmaya başladı. Bu aslında benim tarifim de değil, eşimin tarifi. Eşim daha önceki videolarımda da belirtmiştim. Bu aktardaki ürünlere karşı bir merakı var. Hangi hastalığa ne iyi geliyor, hangi ot iyi geliyor, hangi karışım iyi geliyor biliyor. Geçen gün bundan yani birkaç gün önce öksürüğüm daha fazlalaşmıştı. Şimdi biraz daha iyiyim ama tabii ki yine var. Düne göre biraz çoğaldı aslında. Eşim bunu yapıp vermişti. İç diye içtim ama gerçekten çok iyi geldi. Yani o gece rahat bir uyku çektim diyebilirim. Şimdi bunu hazırlayayım. Kaynasın. Tekrardan oluşumunu göstereceğim size. Arkadaşlar su şu şekilde kaynadı. Rengi böyle oluyor. Fazla koyulaşması yok. Bu şekilde oluyor. Bu arada size öksürüğe iyi gelen bir şey daha göstereyim. Bunu da eşim tavsiye etti. Andız pekmezi. Bundan bir kaşık içiyorsunuz. Bu da öksürüğü kesiyor. Ben yani andız pekmezini çok hani yutamıyorum. Normalde de sevmiyorum pekmezi. Ama öksürüğe çok iyi geliyor. Mesela oğlum öksürüğe başladığında bundan bir kaşık veriyorum. Boğazlarını yumuşatıyor. Öksürüğü de gidiyor. Şimdi suyumun içine iki tane şöyle iki tatlı kaşığı petek bal ekleyeceğim. Altını kapatayım. Özellikle petekli olması daha iyi. Yani normal süzme bal da iyi gelir ama petekli bal daha etkili oluyor. Şimdi zencefili alayım içinden. Bunu da şöyle dökelim. Aslında süzdürmeye de gerek yokmuş. Şöyle bir karışım oluyor arkadaşlar. Sizde hani bunu sizinle paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten söylediğim gibi öksürüğe çok iyi geliyor. Siz de bu şekilde deneyebilirsiniz. Oğlanları uyuttum. Şimdi yemek yapmaya anca sıra geldi. Yemek olarak da yeşil fasulye yemeği yapacağım. Soğanlarımı bu şekilde doğradım. Şimdi etlerimi de atayım içerisine. Onları da biraz kavurayım. Çayımı da yaptım. Birazdan mısırımı da patlatırım. Geçerim dizinin başına. Güzel bir dinlenirim. Oğlanlar uyanana kadar biraz çay keyfi yapayım. Bu arada biraz önce yaptığım karışım çok iyi geldi. Yani biraz boğazlarımı yumuşattı. Gerçekten tavsiye ediyorum. Yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar fasulyelerimi göstereyim size. Bunları ben geçen yaz koymuştum hani kışlık hazırlamak için. Bir iki tane yani kaldı bu şekilde. Ben fasulyeleri böyle koyuyorum. Böyle minik minik doğruyorum küçük küçük. Bu şekilde koyuyorum. Bunları yalnız ben haşlamadan koyuyorum. Öncesinde haşlıyordum. Hani buzlukta kaldığı için böyle yemekte tatlı bir lezzeti oluyor. Tatlı bir tat bırakıyor. Onun için ben onu sevmiyorum.
bu şekilde sadece kırıp buzdolabı poşetine atıp buzluğa bu şekilde koyuyorum. İsterseniz hani siz de bu şekilde deneyebilirsiniz. Çünkü hani bu şekilde kim yediyse beğendi. Böyle sanki daha taze oluyor. Sanki hani bahçeden toplanmış gelmiş bir taze bir kokusu bile üstünde kalıyor. O şekilde bir lezzeti hem de kokusu oluyor. Ben bu şekilde koyuyorum. İsterseniz siz de hani denemek için bu şekilde koyabilirsiniz. Hani birkaç tane denemelik olarak koyun. Hoşunuza giderse hem zahmetsiz hem de gerçekten böyle daha lezzetli oluyor. Haşlamayın. Direkt kırın. Buzdolabı poşetine atın. Daha sonrasında buzluğa koyabilirsiniz bu şekilde. Etlerim güzelce kavruldu. Şimdi biraz domates salçası atıyorum. Şu kadarlıkta biber salçası atıyorum. Kavurdum arkadaşlar salçayla birlikte salça ekledim. Şimdi patateslerimi ekliyorum. Bunları da aynen böyle minik minik doğradım fasulyeye göre. Güzelce kavurdum arkadaşlar. Şimdi bir yemek kaşığı tuz atıyorum içerisine. Birazcık karabiber. Biraz pul biber. Biber salçası koyduğum için pul biberini az atacağım. Biraz da kekik. Güzel bir koku veriyor. Yeterli. Sıcak suyum zaten hazırdı. Onu da ekleyelim üzerine. Bunun yanına da bulgur pilavı yaparım. Sade bulgur pilavı salçalı. Güzel oluyor yanında. Bu böyle güzelce pişti. Ben de o arada bakın şöyle çayımı demledim. Mis gibi. Afiyetle içeceğim. Arkadaşlar yemeğim pişti. Şöyle oldu yeşil fasulyem. Yanına da bulgur pilavı yaptım. Kürşat da kalktı büyük oğlum. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Benden bugünlük bu kadar. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.